Evet arkadaşlar. Bugün güzel haberlerim var size. Göründüğünüz üzere yeni bir yer yaptım arkadaşlar. Sultan Papağan'ım hediye geldi. Bakın şurada görüyorsunuz zaten kendisi. Bir de kuşların, yavru kuşların dediklerim 4,5 aylıklar yuvaya girmeye başladı arkadaşlar. Dişileri, erkekleri de. Bakın şu zaten anaç, büyük anaç takımım. Şurada bir erkek var. Şurada köşede zaten. Onun dişisini ayırdım. Bakın şu üstteki yavru takım yuvaya giriyor. Şu takım yuvaya giriyor maşallah. Şu anaç takım yuvaya giriyor. Şu giriyor. Bu kaldı. Bu zaten tek dişi lazım. Bu erkek. Bunlar da ikisi erkek. Dişi eksiğim var yani arkadaşlar. Şu yuva, şu takım bir girmedi. O da bugün yarın girer. Çünkü hepsi giriyor. Hepsinin kurlama sesleri var. Durum böyle olunca nihayetinde mecbur kuşlar yuvaya girmek zorunda kalıyor. Çünkü muhabbet kuşları sürü seslerinden çok hoşlanır. Bir, iki, üç takım ne yaparsa diğerleri de onu yapmak zorundalar. Maşallah kuşlar hani canlı olması daha önemli arkadaşlar. Lütfen maşallahınızı eksik etmeyin. Kuşlar bu durumda demek istediğim giriyorlar. Yumurta hazırlığındalar. Yani böyle yüksekte değildi. Bakın. Kuşlarım şu an yerden böyle bir 20-30 santim mesafe yüksekteler. Yani böyle olunca yumurta gelecek yani inşallah arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar eğer siz de bir yer yapacaksanız şöyle bir yerler yapın ya. Yerden bakın. Gösteriyorum. Yerden yüksek olsun. Görebiliyorsunuzdur. Bakın şöyle. Yani 30 santim, 20, 25, 30 bu aralıklarda yerden yükseklik olsun. Ve kafes düzeniniz düzgün olsun. Artı hani 2-3 güne bir mesela odanızın diyeyim benim gibi odada besliyorsanız ne bileyim ya da bir yer yapmışsanız 2-3 güne bir temizlik olsun. Kafesler, suluklar, yemlikler, kafes işleri ve altlar, tavanlıklar, ne bileyim köşelikler, temizleyecek yerleriniz neresi varsa oralar güzelce bir temizlensin. Yani bakımı yapılsın. Bakım olmadan olmaz. Emek olmadan sefa olmaz yani. Yemek olmaz. Emek çekeceksiniz ki alasınız. Bir de arkadaşlar bu son zamanlarda pet shoplardan falan hani öyle adi kuş falan satıyorlar. Ve kuşları böyle büyük eziyet çektiriyorlar onlara. Ne bileyim yurt dışı kuş kaçakçılığı falan oluyor. Sakın onlardan arkadaşlar almayın. Bildiğiniz bir muhabbet kuş satan yeri pet shoplar olsun oradan alın. Size yanlış yapmayacak, yamuk yapmayacak insanlardan alın. Aksi takdirde üzülürsünüz. Hani paraya üzülmezsiniz de belki artık bu devirde ne bileyim öyle 50-100 liralık tamam bir kuş normal dandik bu kuş 50 lira olur da epek fazla da üzülmezsin ama insanların yanlış yaptığına, yanlış olduklarına üzülürsünüz. Zamanınız geçer. Belki çok beklersiniz o kuştan umutlu olursunuz. Çok zamanınızı alır. Ve bu zaman zarfında da boş bir kuş olduğunu anlarsanız bu sizin zorunuza gider. Bu yüzden sizlere tavsiyem hani bilen biriyle gidin. Bilen biriyle gidin en iyisi. Bakın yani kuşlar böyle hareketli olsun. Lütfen arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Yani bir de buradan kanalıma da arkadaşlar bir abone olun. Sizden ricam da bu videoyu sonuna kadar izleyip beğenin. Bana böyle destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir bilgilendirme videosu attım. Sultan Pupağanım geldi. Onun da videosunu ayrı çekeceğim ben size arkadaşlar. Bu da böyle olsun. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.